بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز مسلمان قرنداشلا biz ötkenki haftada kalbni paklashning muhimligi ahmiyat haqida dars o'tgan edik. Chunki qalbni poklash butun insonning amal harakati, ish faoliyati va yashash hayotiga qadar ta'siri ko'rsatadigan bo'g'achqa, uning Alloh bilan bo'lgan munosabati, inson bilan bo'lgan munosabati, koinot bilan bo'lgan munosabati va atrofdagi har narsa bilan bo'lgan munosabati bilan bir bog'linishlik bo'lganligi uchun ruhni poklashning muhimligi ahamiyati haqida oldingi qism deriz. Bugun shu ruhni poklash, qalbni poklashningki muhim omillaridan birisi namoz haqida to'xtalamiz. Endi bu namoz haqida to'xtalish ko'p bo'g'uchilik har bir musulmon bu namozning fazilati, namozning muhimligi, namozning islomdagi o'rnini biladi. Biz bu haqlarda to'xtalmaymiz. Bugungi temamiz mana qalbni namozningni poklashdingki roli haqida to'xtalamiz. Namoz islom dinida insonning ruhini poklashdiki eng katta vosita eng muhim bir vosita deb qaraladi. Shundoqla bu namoz insonning qalbining pok yo emasligiga, qalbining hayot yoki o'likligiga dalolat qiladigan, kasal yoki sog'ligiga dalolat qiladigan birdan bir belgi, ya'ni mushunga diagnoz qo'yilgan birdan bir o'lcham bu. Va shundoqla bir isbot. Insonning namoziga qarab turib, uning qalbi hayotmi, ya'ni bir narsani sezamdi yoki sezmamdi, o'likmi, yaxshimi va yoki yomonmi, buni bila olamiz biz aziz birodarlar. Namoz muhim narsa. Nima uchun bu namoz mana bu qalbning pok va pok emasligiga munosabatlik desa, namoz birinchi insonning hayotida eng muhim ibodatning birisi, ya'ni uning kimligini belgilaydigan, qandoq shaxs ekanligini isbotlaydigan, nimaga tavallikni uqtirib turadigan, qaysi dinga tavallikni uqtirib turadigan hayoti uning qanday bo'lishga tegishli ekanligini ko'rsatib turadigan birdan bir omil aziz birodarlar. Yani masalan, musulmon namoz musulmon bilan kofirning, mushrikning va boshqa dinga tavva bo'lgan kishilarning o'tirishdagi birdan bir farq. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida bor: "Baynal abdi val kufri tarku salat va man tarakaha faqat kafar." Inson bilan kufrning o'tirishdagi, ya'ni musulmon bilan kufrning o'tirishdagi farq namoz, un namozni tark etgan, ya'ni o'qimagan kishi kofir bo'ldi degan. Demak, bu namoz mana shundoq bir insonning tavalligi, milliy, diniy kimligiga munosabatlik bo'g'achqa biz bu namozni ruhni poklashdagi muhim va birinchi amal qildik. Namoz birinchi insonni Allohga bog'laydigan omil aziz birodarlar. Inson namoz orqali Allohga bog'lanadi, ya'ni u Allohning quli bo'ladi. Hayotda Allohning ulug' islom dinidan iborat yo'li va ulug' Qur'oni Karimdan iborat hayot qonuni, hayot dasturi bilan yashashni tanlagan bir inson bo'lish sifati bilan u bu zaminda Allohning o'rinbosari, izbosari bo'lishni isbotlaydi bu namoz. Shuning uchun namoz bir vosita insonni Allohga bog'laydigan birdan bir
munosabat shakli va munosabat vositasi. Bu hatto payg'ambar alayhi salatu vasallam Alloh subhanahu va taolo din rivoyat qilgan bir hadisi qudusida bunda deydi: Qasamtu salata bayni va bayna abdi nisfayn. Alloh deydi: Men namozni o'zim bilan shu namozni o'qigan bandam o'rtasida ikkiga bo'ldim. Vali abdi ma sa'al. Mening bandamga bu namozni nimani so'rsa shu bo'ladi. Bandam tiligin kelishidi, orzu qilgin yetidi. Masalan, banda sura Fatihani o'qib alhamdulillahi robbil alamin, butun dunyoning egisi, boshqurg'uvchisi, mutlaq hukmroni bo'lgan Alloh subhanahu va taologa maqtash go'zal madhiya bo'lsin degan vaqtda Alloh ana shu vaqtda banda meni maqtadi deydi. Ar-Rahmanur Rahim desa Alloh bandam meni madhiladi, menga sana o'qidi deydi. Maliki yawmiddin desa Alloh bandam meni ulug'ladi deydi. Yani iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in din mushu sura Fatihaning oxirgichilik bog'a vaqtda Alloh deydi: "Haza li'abdi va li'abdi masal." Iyyaka na'budu kasa ey Alloh sanalam qulchilik qitmiz deganda bu men bilan bandam o'tirishdiki masala bu. Degandan keyin ma oxirisini mening bu mening bandamga bandamni meni so'rsa bo'ladi. Ya'ni ey Alloh bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Payg'ambarlarning yo'liga, siddiqlarning yo'liga, shahidlarning yo'liga, solihlarning yo'liga, muttaqilarning yo'liga boshlagin deb so'rganda Alloh subhanahu va taolo bandam nimani so'rsa shuniga erishadi dedi. Mana bu namoz inson bilan Allohning o'tirishini bog'laydigan, shu orqali Alloh bilan banda yuzmi yuz bo'ladigan, bir-biri bilan xuddi dialog o'tkazgan holatda bo'ladigan bir holatni bu hadis qudusi bizga bayon qilib beradi birodarlar. Shuning uchun inson bu namoz bilan birdan bir Allohga bog'lanadi. Uningdan boshqa ibodatlar bilan bog'lanadi, ammo bir vosita shu namoz bilan inson bog'lanadi. İnsanın şu vaqtdagi kimligi, şu vaqtdagi salohiyati faqat Alloh subhanahu va taolaga bo'ladi. Yani payg'ambar alayhi salatu vasallamning yana bir hadisi va bu hadisda inson namoz o'qiyotgan vaqtda Alloh bilan so'zlashgan bir holat shakllanadi. Shuning uchun u oldiga tukurmasin, o'ng solg'i tukurmasin, agar tukurmoqchi bo'lsa tapining ostiga tukursin dedi. Ya'ni adab saqlasin Alloh subhanahu va taolaning oldida dedi aziz birodarlar. Demak bu namoz o'qig'ichi namoz orqali kimning oldida tug'anligini, kim bilan bog'langanligini, munosabat qurganligini va kimning quli bo'lganligini oldi bilan xotirlashi kerak. Endi mana bu namoz inson bilan Allohning o'rtasida bog'lash munosabatni shakllantiradigan namoz har qanday namoz yoki biz o'qigan butun namoz shundoq rolni o'ynay olamdi, shundoq maqsadga yetkaza olamdi degan vaqtda yo'q, uningga yetkaza olmaydi. Bu namozning talablari bor, shartlari bor, o'lchamlari bor. Shu talab shartlarga uyg'un chaqda, moslashgan chaqda bo'ladi. Namozning aziz birodarlar, biz bugungi darsimizdagi tema shu namozning eng muhim jini ruhi xushu va xudu. Yani namazda qo'qab turish. Bütün kalbini Allah'ın aldığı yig'ib turish. O şu namazda tug'an vaqtda bütün onundan başka dünyadaki barlık narsalardan üzülüş. Onu unutuş, xiyolidan chiqirish, onun hammini tashlab qo'yish bu namozning birinchi talabi bu, ruhi bu. Shu namoz o'quvchi jay namozga chiqqan hamon Alloh subhanahu va taolaning oldiga kelgan hamon u o'zidan Allohdan boshqa, ya'ni oldidagi Allohdan boshqa hamma narsani unutish kerak. Esidan chiqirish kerak va uni tashlab o'tish kerak. Bu birinchi namozdagi muhim amal bu.
Ama bu yok boğandın kiyin. Mesela namaz okuyucu namazda turuptu, tapanmıgan, isigi kemigen nesile nesile ötüptü. Namaz okuyucu namaz işçidi turup, neçe rekat namaz okudum, nimi okuvatim ben, bunu isidi yokken, şu namazını okuplap, kin isi geldi salam verdi, namazını tüketti. Ya namaz okuyucu aldı da namazını okuplatkan imamının kılgan kıraatini onu okumukudek derecede okugan bolsa manavunun namazı namaz emezsiniz buradır. Şu Peygamber aleyhissalatu vesselam evvelu ilmin yurpa'u minel ardi el huşu. İmam-ı Tibrani çıkan hadisi de dünyada kötü elip getirdiğin yani yokap getirdiğin ilimnin birincisi huşu ilimi. Müslümanın kalbinde devamlı Allah'tan kokuş, Allah'tan eminiş. Men a Allah'ın aldığı verip hesap vermen. Men a Allah'u subhanahu ve teala'nın amanetini götüreklik. Men Allah'ın dünyadaki ma dünyadaki vekili. Men Kur'an'ın bir nemisi, kürünüşü, İslam'ın kürünüşü, hadisi Resulullah'ın kürünüşü. Mağa karab durup bir insan İslam'ını, Kur'an'ını, hadisi Resulullah'ını küreleydi. Ya ki şunun nurunu, şununki obrazını men hulukleştirip salimen degen niyet bilen özünün bütün emeli şeriktige dikkat kılıp yaşaştın ibaret mana bu kuşu dünyada birinci kötü elip gittiğin ilimdeydi. En mühim ilim bu kalı kuşu. Müslüman mana bu niyet bilen namaz okuyan çağda an'a kalip paklını deziz buraderle. O namaz arkalık Allah'ın uluğulukunu his kılalısa, çoğunlukunu his kılalısa, o Müslüman namazı da bütün yeryüzüdeki ve asmandaki Allah'ın başka hemminese o Allah'ın kulu o. Allah'ın kulu da o. Meyli onun küçü bulsun, meyli onun ilmi bulsun, meyli onun iktidarı bulsun, neresi bulsa bulsun, o hemmisi Allah'a bağlıq. Men aşu hemminin noktasını tutkan, merkezini tutuptuğun bir küşünün aldığı, bir onu rəknin aldığı keldim. Telikim bulsa şunundun teleymen, arzurum bulsa şunundun, arzu ümidim bulsa şununla deymen. Eğer bir aciz kagen tripim bosa şunun küçü bilen küçlünümen digen muşundak bir niyet bilen şunda maksat bilen o namazı kelip a namaz oğan bosa enin dinkin o namaz insanın kalbini paklaydı da o namazdan çıkkan dekin onun vücudu da bir Allah'ın kokuş, Allah'ın eminiş ve her iş hareketlerine dikkat kılış o şekilde burada. Şu Allah subhanahu ve teala muşu namaz okup turup, namazda gafillik bilen, büyüklük bilen okuvatkan kişilerde deydi. Ya eyyuhallazine amenu, la teqrabu salata hu entum sukara, hatta ta'lamu ma tequlun. Sûr-i Nisa'nın 43. ayıdı da, ey mu'minler, sizin namazga, şu namazını okuvatkan çığırı da, nimi digerlikini, nimini sözdüvatkanlıkını bülgen halette, bülgen bir halette boğanga kadar bir gıplet haletinle de, mes haletinle de namazı yakın kemmanla deydi. Yani namaz okumanla demedi Allah-u Teala, namaz okşunumu niyet kılmanla deydi. Bu yerdeki meslek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kişiler haram kılıçtığını bulan namaz okuttu, namaz okup okuttu ama mesk halette okuttu. Çünkü harak. Haram bulmaya vakti. An hayatının sebebi bilen namaz okuğa vakti bazı nemi sözlüğünü okumak kanalatı bulup kalırdı. Ama bugün şunda bir meslek var ki aziz kardeşler, insan dünya sebebi bilen, insan gaflet sebebi bilen, insan kalbinin ürüp ketkenlik sebebi bilen, Allah'tan yaklaşıp ketkenlik sebebi bilen, mestinmiş bırak halette namazda nemi okudu. Ne mi dedi, ne çeyreket okudu bunu bilmeyecek bir halette buluyordu. Allah bunda çağırdı namazı kemer eylesin. Sen kalbinle namazda hazır kılacaksın dedi.
Yani Süfyan-ı Sevri'nin manı bu hakta mellem yakşeh fesedet salatuh degen. Kalbi namazda kalbi Allah'tan kokkan, Allah'tan eğmengen bir halet şekillenmeyi degen onun namazı namaz emez. Onun namazı fasit degen. Demek insan namazı kiriştin burunka haleti bilen namazı kirgen haleti. Cey namazı çıkıştın burunka haleti bilen cey namazı çıkan haleti. Eğer periklenmese, namazı kirgendin ki Allah'ını esleb, onundan kokuş ve onundan kalbi rahat eliş, bir huzur fiskiliş şekillenmese, o namazı kanda kirdi, şunda çıkan olsa, onun namazı o kubul olan, ya ki onun namazı onunla bir huzur olan namaz olmayacağız burada. Mene Peygamber Muaz ibn Cebel Resulullah namı dedi. Bir adam özünü on sol terapideki kişinin namazda durup perhi talibide halette namazı kuran olsa onun namazı namaz emez dedi. Yani on terapimde kim var? Sol terapimde kim var? Şunu perhi talibide halette namaz kuran olsa onun namazı namaz emez dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hakta kem min qaimin hazzuhu min salah التعب والنسب امام النسائي روايت قلغان حديثте нулгылган мушу кечсе ухламай намаз окуш аркылык кечени кыям кылганлар ба анын намазыдан алыдыган ажри ийлишдиган мукафаты шо херип чарчаш фақатланмайт яны о намазды савап жок ажри жок демек же Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям демек биз бүгүн мушу намаз окугучулар özümüzün namazımızı bir karayla. Bizim namazımız özgür təlidir mi? Namazımız yaxşılaşdıralıdır mı? Namazımız hayatımızı təsir köksdəlidir mi? Namazımız əhlakımızı, muamilimizi, Allah'a boğan münasibetimizi, Kur'an'la boğan münasibetimizi ve başka işlerimizle boğan münasibetimizi özgür təlidir mi? Yani bir Müslüman kimlikle hasıl kılalıdır mı? Ben Müslüman, ben Allah'a boşunum. Diş arkalık, bana bugünkü gündeki özünün üstündeki amanetlerini duymaydıkan ve onun üstüne yüklenen mukaddes ağlının, veyran bulup atkan mukaddes ağlını duymaydıkan, yıskınmaydıkan, onun İslam dininin onun İslam dininin hizmetini kılışını bilmeydiğen, menfaat peres bulup getirdiğen, dünya peres bulup getirdiğen, rehimsiz bulup getirdiğen, her kişi özünün menfaatinden çıkanmay, özünün şahsi, yani menmençilikten çıkanmay, ümmetinin menfaati, din İslam'ın menfaati, Müslüman milletinin menfaati veyran bulup kesse, onun olan karib olmayan halet ki yetti mi yetmedi mi aşı namazı okuyucu bunu bu obdan oylap başı gerek az burada. Çünkü o Allah'tan kokup Allah'ın aldığı künigi beş bak bağlan insan Allah'a asili kılmaydı o. Şuna biz bu namaz ne? Allah subhanehu ve teala bizi tesvirligendek tesvirlisek İnne salate tenha anil fahşai vel münker dedi. Hakikaten namaz İslam dini de çeklengen insanın akli ile mi buzuk de karalgan ve kabih boğan işladın ne mi kılıdı o? Tosudu o dedi. Çekleydi o dedi. Demek namazda Allah-u Subhanehu ve Teala böyle Müslümanın ahlakı da, muamelesi de, iş hareketi de, hayatı da en çok ıslah kılgıç amil kıldı. Ve şundakla o halak buluştun tosuduğun amil kıldı ez burada. Namaz okudun özgürmedin. Namaz okudun hayatın aynı ketti. Namaz okudun sen yakşılanmadın. Bir yıl aldı ki Müslüman yeni şu. Ya ki bir günün aldığı Müslüman yeni şu,
Yoki masjidga kirgandan keyinki musulmon masjidning oldiga kirishning oldidagi musulmon yana shu bo'lib qolib qolsa, ma namoz u maqbul namoz emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qashqiga kelib, bir kishining ko'p namoz o'qiydiganligini, ammo uning gunoh masiyatdan yonmaydiganligini deyilgan chaqda Rasululloh namoz uni shu gunohdan to'sadi dedi. Namaz günahın tosanmasa onun namazı namaz emas dediz buradırlar. Demek bugünkü kündeki namaz okuguçu aziz Müslümanlar biz namazımız arkalık kalbimizde bir kokuş, eğmeniş hasıl bulup o arkalık özümüzün dini mesuliyetimizini, milli mesuliyetimizini tunuyalıdık mı? Nur kılgan amanetlerinin zaya bulup ketkerlikini his kılalıdık mı? Ve biz muşu haletimiz bilen eğer dünyadan ketip kapkasak Allah bizden razı bulamdı, bulmamdı digenini oylayalıdık mı? Muşulanı yakşı oylanışımız lazım. Bunun da yakşı düşünüşümüz lazım. Şuna birinci insanını Allah'a bağlaydıgan nesin namaz ama bu namaz bayam degendek huşu bilen boğan namaz. Yani namaz okuguçu çokun bütün dünyadaki mutlak çeksiz bir kuş kudret ikisi boğan bir zatka onun aldığı tuğallıkını his kılalışı. Onundun kokalışı. Onun için beşiğini yeri koygan iken çokun hayatı da şunun yolu bilen yaşaydıgan boğallıkını his kılalışı lazım. Şu namaz buradırla kalbini pak boğan boğmağallıkıga, kalbinin tirilgen tirilmegenlikıga birinci dalalet kılır. Yani kalp eğer namaz arkalık yakşılanmışsa, kalp eğer namaz arkalık tirilmişse, kalp eğer namaz arkalık rahatlanmışsa, kalp eğer namaz arkalık üzünün gafletinden uyganmışsa, o namaz a Müslümanlığa menfaat kılmaydı. Yeni şundakla o namaz Müslümanın içtimai, siyasi ve ahlaki tereddüdeki umum sahasını Kur'an hadisinin ölçümü ekilenmişse, hakiki bir Müslümanlığın yoluna başlayanmışsa, fakat namazını okudu, çiketti, namazını okudu, günü tügüdü, şu rekatlerinin sanını Allah'a vezip kılıp ötkezdi. Ama namazın mahiyeti, maksidi, muddasını, emeliyette, hareketini ispatlayan mıgam olsa o namaz okuyucu, ziyan tatkan namaz okuyucu. Bunu bir yerde namazın ki en çok vasıtası bu. Belgüsü, alameti bu. Manavuşunda namaz bilen kalıpla paklanır. İkincisi bu namaz Allah'a insanla bağlıgandan sırt bir Müslümanın hayattaki tevellik yolunu büktüp ödeyiz burada. Müslüman namaz arkalık özünün kaysi tevege kaysi tevege tevekellikini bilişi ve kimlikini inat tanışı lazım. Allah dedi o Kur'an'da kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ey Muhammed Aleyhisselam den ki benim kul inne salati, benim namazım ve kıgan hac ibadetlerim, benim hayat mamatim, alemlerin Rabbi Allah'a teve, Allah'a ait dendiydi. Demek Müslüman namaz arkalık, o çünkü beşini Allah'a koyup, Allah'a ilgilip tuğan dinkin, o benim Rabbim Allah, beni Allah'a başkurdu. Ben Allah subhanahu ve teala'nın belgülügen, belgülümüsü bilen yaşayman. Allah subhanahu ve teala'nın ki Kur'an din ibaret hayatla kanunige emel kılıp yaşayman digen bir Müslüman, Allah'ın hayat kanunu boğan Kur'an-ı Kerim'i zid boğan ve onun Müslümanlık kimliği zid boğan her kandak yoldun, her kandak tüzümdün, her kandak siyasettin, her kandak iştin, men yırak. Onun olan münasebetim yok. Men onun terepdarı emez. Benim
yolam iliq degenini bir ilan kılgan ya ki uç kılgan bir şekilde bulur buradırlar burada. Şu Müslüman namazını okutupla onun hayatı, cemiyeti, özü yaşayatkan hayatının siyasetleri bununla işi yok. Benim Müslüman dağcılığım tükürdü. Hem de kaldısını benim işim emezse bunda yaşasa a namazın mânisi ve maksidi yitemmeyen buludu. Bunu ispatlayamayan buludu. Hayatının malum kısmı da Allah'a boysunan buludu. Ve malum bir kısmı da Allah'tan başka hayat leniyesini biz belgüleyimiz digerlerine boysunan buludu. Bu namazın manı bu namazı bu. Üçüncü birisi bu namaz Müslüman insanının İctimai hayattaki ahlakı, muamelesi ve kişilik cemiyetteki edep kaidelerini büktüp verdiğine nasip bu namaz. Aldı dediğindek, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Hakikaten namaz, fahşa, set işladın, şeriyette çekilengen işladın tosudu. Dep Peygamber Allah Subhanahu wa Taala dedi. Mana bunu bilen Müslüman özününki ahlakını, muamelesini Kur'an'dan alıdı, İslam'dan alıdı. Şu boyunca şekillendirip yaşaydı. Onun başkasının yok duramaydı. Onun başkası bilen tesirlenmeydi. Onun başkasını özüge özleştirivermeydi. Onun başkası onundan tepirmeydi. Eğer onun mikropları yok kalıp kapsa namaz arkalık her vakit o onun özünü paklap durdu buradalar. Şu namaz bu kalbinin pak buluştaki birinci amel. Ve kalbinin paklaştaki birinci amel. Yani beş vakit Allah'ın aldığı kegen kokap durup, elminip durup, hesabını sana vermen dep durup kegen bu kalp, o kalpte onda yaman niyetle, maksetle ve gafletle, büyüklükle, mesuliyetsizlikle, menfaatperestlikle bu kalpte oynap ketmeyi deriz buralarla. Namazımızda bunun mena bilen düşünüp okuşumuz lazım biz. Yani bu mena bilen namaz okulgan vakitte Allah Subhanehu ve Teala Müslüman insanını aziz kılıdı, Müslüman insanını hür kılıdı, Müslüman insanını hayatta yine dünyaya hoca kılıdı. Ve bu arkalık Allah-u Subhanehu ve Teala özünün dünyadaki velilerini en hürmetli, şerefli kılıdı ziburadırlar. Ama biz kaçan ki rek'itige vaktiga, yani bugün beş vakit namazını okuduk, mançereket okuduk, digen şunun ehmiyet verdik, ama o namazının ruhu boğan kuşu, hakik Allah'ın kokuş, Allah'ın eminiş ve Allah'ın her kıtım kasemini yığılaş, niyetini yığılaş, özümüzden Allah'ın aldığı kilip, kıran günahlarımız, hatalıklarımız olsa, onun tövbe kilip, yeni vezipi, yeni maksatlarını Allah'ın elip ve hayatımızdaki Allah'a bizdeki tapşuğun mukaddes alanı ada kılış yolu da bir inirgeye kaçırıp, eğer namazdan çıkanmadan olsak, o namaz bizge eskatmayız. Allah Subhanehu ve Teala hemimizde şu namazlarımızdan menfaatlerini nasip kılsın. Allah namazlarımızı kabul kılsın. Allah bu namazını kalbimizi rahat, köz kursallık versin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.